artık CDS'lerimiz normale doğru gidiyor derken yeniden CDS'ler yükselmeye başladı. Bu ekonomide yolunda gitmeyen bazı ipuçları olduğunu zaten barındırıyor. Yani CDS'lerin artması bir ülkede işlerin yolunda gitmediğini kanıtlayan öncü göstergelerden bir tanesi. Bakalım önümüzdeki günlerde CDS'ler yukarı doğru devam edecek mi yoksa tekrar aşağı doğru gelecek mi? Bugün Hücal Tonguç Erbaş'la birlikteyiz. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç hoş geldin. Merhabalar Ali Bey, hoş bulduk. Nasıl görüyorsun? Bugünkü kapanış rakamlarını bir değerlendirmeni rica ediyorum. Yani akşam saatlerinde 7300'ün üzerine çıktı saat 17.30 itibariyle. Sonra 7309'a kadar geldi, onu gördü. Ancak ondan sonra son 10 dakikada küçük çaplı satışlar geldi ve 7300'ün altında kapattı maalesef. Ama olsun, 7200'ün üzerine artık bir basamak olarak belirlediği gibi gözüküyor. Yukarı ve aşağı yönlere de bakarak aşağıda ve yukarıda nereleri işaret edebiliriz yatırımcılar açısından? Şimdi bugün tabii bankacılık sektörünün bence bu 7300 hareketi üzerindeki gördüğü zirvelerdeki hareket açısından baktığımızda çok önemli bir şeyi var, etkisi var. Yani bazı hisselerde benim takip edebildiğim kadarıyla bankacılıkta %7'lerin üzerinde de gün içerisinde yükselişler oldu. Zaten seans sonu gelen o kısmi bir kar realizasyonu da yine bu sektör açısından baktığımızda değerlendirebiliriz. Sanayi tarafı biraz daha ağır kaldığını söyleyebiliriz. Genelde 7250'nin üstünde kapanmamız aslında olumlu gözüküyor. Ama bundan sonraki süreçte özellikle 7200 yukarıda çok yakın 7300 var. Orası geçirirse 7500 seviyesi yatırımcılar nezdinde takip edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Eğer olur da 7200'ün altında bir kalıcı birkaç gün kapanış görürsek bu sefer 6950'ye kadar da bir düzeltme beklemek çok sürpriz olmayabilir. Tabii bilanço dönemi, bankacılık sektörünün güçlü bilançoları, zaman zaman da burada aslında ben hala görüyorum güçlü o robotik işlemlerin de olduğu, seans içinde hızlı yükseliş düşüşlerinin olduğu hisse senetlerinde çok kısa süreli bu işlemler de gerçekleşiyor. Bu da hacim artmasına neden oluyor. Yani birkaç gündür 100 milyon üzerinde çok net bir hacim gözüküyor. Dolayısıyla aslında yani kapanış itibariyle ve gün içi bugün yurt dışı piyasalarında negatif olduğu, emtia tarafında da geri çekilmelerin olduğunu düşünürsek aslında hala pozitif bir görüntü var ama dediğim seviyelere dikkat ederek hareket etmek gerekiyor. Çünkü hem içeride biraz daha kredi sisteminin ve kredilendirme sisteminin diyelim yani taksitlendirme gibi biraz daha daraltıcı hamlelerin geldiği bir piyasa var. Bu borsa için aslında çok hoş bir gelişme değil. Aynı zamanda da enflasyonla mücadele ve kur korumalı mevduat tarafında da bir yan ürün olabilme ihtimali konuşuluyor son dönemde. Yani daha yüksek getirili bir TL ürünü. Hani bu da borsaya bir alternatif olarak görülebilir. Ama bütün bunları bir kenara koyduğumuzda bu teknik seviyelere bakmamız lazım. Biraz aşırı yani bizim beklediğimiz 7.000-8.000 aralığına neredeyse biz Ağustos ayı içinde geldik. Bilançolarda da bir bozulma olmadı. Biraz aşırı fiyatlama var. Teknik seviye kırılması sonrası bir kapanış olursa o 7200'lerin altında orada dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü çok düzeltme yapmadan borsa yükseldi. Ama onun haricinde bugün için çarşamba ve dünkü salı satışını da düşünürsek yani krediler vesaire hani çarşamba günü biraz daha yoğun oluyor buradaki satış dalgası. Bütün buna rağmen iyi bir kapanış var. İşte Perşembe, Cuma haftayı da 7200'ün üstünde kapatırsa hedef kısa vadede 7500 olabilir. Ama dediğim gibi dikkatli olunması gereken bir aralığa da gelmişiz gibi duruyor şu an için. Peki. CDS'lere biraz değinelim istiyorum. 400'ün üzerine tekrar çıktı. Çok sevindik. Yani 400'ün altına inmeye başladığı zaman tabii 900'leri gördük. Oralardan 700'leri, oradan buralara kadar geldik. Hani arada çok önemli bir aşama geçtik belki ama yine de yukarı doğru gitmeye başladığını görüyoruz. Bu geçici bir durum mudur? Bugünkü yükselişi neye bağlamak lazım? Uzun süre yukarı doğru gitme eğilimi var mı? Yani bir belirsizlik fiyatlanıyor olabilir mi size göre? Bence CDS'lerde tamamen bir geri dönüş görmeyeceğiz. Yani o 550 seviyelere doğru. Bugün biraz aslında Amerika'nın notunun değişmesi tahmin ediyorum küresel piyasalarda etkiledi. Biraz CDS oranları üzerinde de etki yarattı.
her ne kadar bizim borsamız yani yükselmeye devam ediyor olsa da burada iki tane daha başlık açabiliriz. Yani Türkiye'nin son dönemde özellikle dış siyasette attığı adımlarla belki işte borsaya da 7 hafta üst üste para girişiyle yabancı tarafına baktığımızda bir iyimserlik oldu. Ondan sonra aslında içeride biraz daha bu mali disiplin meselesi, özellikle sıkı para politikasının kademeli geleceğinin düşünülmesi. Burada atılan adımlar da bence kısmen yabancı nezdinde biraz daha pozitif bir görüntü veriyordu. Ama sanki bu beklentilerin sonuçları da az çok piyasada fiyatlanmış gibi. Yani CDS üzerinde de onu gördük. Dolayısıyla o geldiğimiz 400'ün altındaki seviyelerdeki iyimserlik bugün tahmin ediyorum biraz yurt dışı piyasalarla da ilgili bir tepki veriyor yukarı doğru. Ama ben bunun yani atacağımız adımlar içeride yine kademeli olmaya devam edeceği için böyle çok sert 300'lere, 250'lere doğru gelmesini zaten beklemek kısa vadede çok doğru olmayabilir. Ama yukarı hareketlerinde daha önceki ya da seçim öncesindeki sizin bahsettiğiniz 550 seviyelerin üzerine doğru geçiş gibi de görmemek gerekiyor. Tabii ki küresel piyasalarda bu Amerika ve Amerika'nın dışındaki diyelim ülkeleri etkileyen not gelişmeleri ne kadar etkili olmaya devam edecek onu da takip etmek gerekiyor. Dolayısıyla ben bir hani işte borsadaki kar realizasyonu veya bir dipten dönüş gibi baktığımız mantıkla hareket edersek hani CDS'lerde de bugün bu etkiyle birlikte kısa süreli bir yükseliş olmuş gibi düşünüyorum. Tabii birkaç gün daha takip etmek gerekiyor bu tarafı. Peki, son olarak 2-2,5 dakika kadar vaktimiz var. Orada da kurla ilgili değerlendirme yapmanı rica ediyorum. 26.96'dayız. 27'yi gördük. 27'nin üzerine çıktı. Artık kurda 27 geçilmeye başlandığına göre biz bundan sonra 27'yi telaffuz edeceğiz diye düşünüyorum. Yani buralarda çok fazla kalamaz. Zaten şu andaki tabloya bakıyoruz. Yani her an böyle ok yaydan fırlayacakmış gibi. Yani bırakın beni 27'nin üzerine çıkacağım diyen bir kur var. Bundan sonraki süreç neyi getirir beraberinde? Yani nereyi görmemiz lazım artık hedeflememiz? Şimdi kurdaki durum biraz dikkat ediyorsanız bizim Merkez Bankası toplantıları sonrası bir yükseliş ve sonra yatay bir hareket oluyor. İlk toplantıda biraz daha sert, sonrasında biraz daha yavaş olsa da yine bizi 27'lere kadar taşıdı. Şimdi 24'ünde yanılmıyorsam Ağustos'un 3. toplantı olacak yeni başkanla birlikte. Orada da kademeli bir faiz artışı herhalde 20'ler konuşacağız bu toplantıda. Dolayısıyla yani çok aşağı yönlü kuru getirebilecek her ne kadar işte rezerv artışları, yurt dışından para girişinin doğrudan ya da dolaylı yollarla olma beklentisi hala gündemde olsa da yani ekonomik o program değişikliğinin neticelerini net bir şekilde alana kadar böyle çok aşağı doğru bir trend kurda görmek zor olabilir. En iyi ihtimalle dediğiniz gibi 27 seviyesinde bir süre daha belki toplantı öncesine kadar yatay bir fiyatlama olabilir. Ama şunu da çok düşünmüyorum. Yani çok kısa vadede buradan yine son 2 ay içerisinde yaptığı 1-2 sert yükseliş gibi yükselişlerde kurda görme şansımız eğer çok ekstrem bir durum olmadıktan sonra yok gibi gözüküyor. Ne olur 26.80 ile 27.20, 27.25 arasında biz Merkez Bankası toplantısına kadar devam edebiliriz. Burada merkezin de ne kadar rezerv arttırıcı bir stratejiyle kur üzerine geldiğini veya kuru belli bir seviyede işte toplantıda da bahsedilen zaman zaman aşağı doğru veya olağan dışı fiyat hareketlerini önleyici, baskılayıcı hareketler, döviz satışı gibi başlıkların kullanılabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Ama bu aralarda ben yine bugünkü hani biraz CDS artışı, biraz da küresel piyasalardaki gelişmelerle 27 seviyelerine doğru gittiğimizi düşünüyorum. Yani önümüzdeki 20 gün çok büyük bir oynaklık kur tarafında beklemiyorum açıkçası.